14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçim, tarihi bir seçimdir. Çok önemli bir seçimdir. Bu seçimde, yani 14 Mayıs'ta her birimizin yapması gereken çok şey var. Özellikle müşahit arkadaşlarımıza çok iş düşüyor. HDP 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere girmeyeceğini açıkladıktan sonra Yeşil Sol Parti olarak seçimlere giriyoruz. Yeşil Sol Parti'nin sandık kurulu üyelerini görevlendirme talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. O nedenle müşahit arkadaşlarımızın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Müşahit arkadaşlarımız o gün, yani oy verme gününde sandık kurulları tarafından yapılacak iş ve işlemleri takip etmeleri gerekiyor. Yasal sorumlulukları da zaten bunu gerektiriyor. O gün sandık kurulları tarafından yapılacak iş ve işlemleri takip eden kişidir müşahitler. Aynı zamanda partiler tarafından görevlendirilirler. Yeşil Sol Parti adına da görevlendirmiş olduğumuz müşahitler var. Bu müşahit arkadaşlarımızın oy verme esnasında engellenmeleri durumunda veya sandık kurullarının çağrısı olmaksızın sandık başına gelen kolluk görevlilerinin dışarı çıkarılması konusunda, yine hem oy verme esnasında açık oyların kullanılması durumunda veya açık oyların kullanımına ilişkin bir teşebbüsün yapılması durumunda bütün bu hususlara itirazlarını yapmaları gerekiyor. Sandık kuruluna şikayet etmek gerekiyor. Sandık kurullarına müşahitlerimiz şikayetlerini bildirdikten sonra bu mesele çözülmezse müşahitlerimiz mutlaka, her bir sandık kurulunun bir tutanak defteri var. Müşahitlerimiz bu itirazlarını, şikayetlerini bu deftere mutlaka yazdırmaları gerekiyor. Sandık kurulu başkanı bu şikayetleri tutanağa yazmak zorunda, bu şerhi yazmak zorunda. Eğer bu şerh yazılmazsa şikayet eden müşahitlerimizin mutlaka ilçe seçim kurullarına şikayetleri derhal yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde ilçe seçim kurulu sandık kuruluna yapılmayan şikayetleri dikkate almaz. O nedenle en önemli işimiz, en önemli görevimiz müşahitlerimizin şikayetlerini sandık kurulunun hazırda bulundurduğu tutanağa şerh etmeleri gerekiyor. Yine sandık güvenliğinin sağlanması açısından o gün itiraza yetkili çok sayıda hem ilçe yöneticimiz veya ilçe yöneticilerimizin görevlendirdiği temsilciler olacak. O gün gelişebilecek bütün hukuka aykırılıkları hukukçu arkadaşlarımız da itiraza yetkili partimiz adına, yani Yeşil Sol Parti adına görevlendirilen hukukçu arkadaşlarımız da sahada olacaklar, sandık başlarında olacaklar ve hukuka aykırı yapılan işlemlerin tamamına karşı da itirazlarını yapacak. Tabii bu da yetmiyor. Bunun yanında da oy kullanma işi bittikten sonra, işlemleri bittikten sonra, oyların sayımına geçildikten sonra da arkadaşlarımızın, müşahit arkadaşlarımızın, yine görevli diğer arkadaşların mutlaka bu sayım esnasında, yani her bir oy pusulasına ilişkin sandık kurulunun gözlemini, sağlık kurulunun kararını kendisinin de değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle oy sayımı bittikten sonra ıslak imzalı tutanağa geçirme konusunda, yani sandık kurulunun yapılan oy sayımlarını ıslak imzalı tutanağa geçirmek gibi bir görevi var. Müşahit arkadaşlarımızın özellikle bu oy sayımı yapıldıktan sonra ıslak imzalı tutanağa sayımların doğru geçilip geçilmediğini de gözlemlemesi gerekiyor. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii bu da yetmiyor. Bu ıslak imzalı tutanak alındıktan sonra ilçe seçim kurullarında elektronik ortama o tutanakta belirtilmiş olan hangi partinin ne kadar oy aldığı meselesi elektronik ortama aktarılır. İlçe seçim kurullarında özellikle elektronik ortama aktarıldığı esnada bizim görevlendirdiğimiz, Yeşil Sol Parti adına görevlendirmiş olduğumuz arkadaşların
elektronik ortama geçirilmesi esnasında da partimizin oylarının ve diğer partilerin de almış oldukları oyların doğru bir şekilde elektronik ortama aktarılıp aktarılmadığını da tespit etmek gibi bir görevleri var. Bütün bunları yerine getirirsek yani sandık güvenliğini sağlamış oluruz. Oylarımızın doğru bir şekilde kayıtlara geçmesini sağlamış oluruz. Yapılma olanağını ortadan kaldırmış oluruz. Herhangi bir hile yapılmamış olacak. Ama bunları yapmazsak birçok şey yapılabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle müşahit arkadaşlarımızın yani çok erken saatlerde görevli oldukları sandıklara gitmeleri gerekiyor. Görevli sandık kurulu üyeleri önceden belirtilir, önceden tespit edilir. Ancak sandık kurulu üyeleri bir araya sabah bir araya geldikleri zaman eğer daha önceden belirlenmiş olan sandık kurulu üyelerinden herhangi birinin gelmemiş olması olduğu tespit edilirse mevcut müşahitlerden birinin de sandık kurulu üyesi yapılabileceğine ilişkin yasal düzenleme mevcut. O nedenle müşahit arkadaşlarımız sandık kurulu yani görevli oldukları sandık kuruluna çok erken saatlerde gitsinler. Eğer herhangi bir sandık kurulu üyesi gelmemişse de taleplerini mutlaka sandık kurulu başkanına iletsinler. Ben müşahitim ancak sandık kurulu üyesi olmak istiyorum desinler. Kuşkusuz yani seçimin yapıldığı gün müşahitlerimizin görevi sadece sabah oyun kullandığı saatten sandıkların açıldığı saate kadar değil. Sonraki süreçte de bu görevleri devam ediyor. İlçe seçim kurullarında da bu oylarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Tutanaklara sahip çıkmamız gerekiyor. Tutanakların sağlıklı bir şekilde doğru orada her bir partinin aldığı oyun elektronik ortama aktarılması esnasında da arkadaşlarımızın, şahit arkadaşlarımızın özellikle bu konuya dikkat bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Bu konudaki hassasiyete de bir kez daha dikkatlerini çekmek istiyorum.